Selamlar. Yeşil dışında farklı bir fonla karşınızdayım. Green screen olayını çözdüm. Ancak bu sefer de beyaz fon deneyeyim dedim. Bu kanalın ilk makyaj içeriği olacak. Tati'nin paletini aldım. Tam inceleyeceğim. Sonra şey düşündüm. Bu kesin AliExpress'te vardır. Ve tabii ki de vardı. Gittim bir de AliExpress'ten far paletinin çakmasını aldım. Fiyatını falan hiç hatırlamıyorum. Korona morona hiçbir şey yoktu bu far paleti geldiği zaman. Sahtesiyle gerçeğinin arasındaki farklar neler? Bir paleti inceleyelim. Paketlemesi benziyor mu? Kapak rengi aynı mı? Bir onlara bakalım. Sahtesiyle gerçeğini elinize aldığınızda en büyük farklılık öncelikle ağırlıkları ve kapaklarının renkleri. Tati Beauty yazıları baya farklı. Sahte olanında baya rose gold kullanmışlar. Tabii ki Tati'nin orijinal paleti şöyle elinize aldığınızda çok daha kaliteli ve güzel gözüküyorken sahtesini elinize aldığınızda. Şöyle farklarına baktığınızda bile zaten hangisinin sahte hangisinin gerçek olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Ve yani içini açtığınızda ayna farkı inanılmaz. Tati'nin aynası o kadar güzel ki. Ama diğerinin aynası bayağı boktan bir ayna yani çok belli. Renklere baktığınız zaman böyle aman aman bir farklılık yok gibi görüyorsunuz. Ta ki swatchlayana kadar size swatch. Ve birazdan swatchlarını da göstereceğim. Gerçek paletin rengini swatchladım. Sonra sahtesininkini swatchladım. Böylece sahte ile gerçeğinin arasındaki farkı da görebilirsiniz renkler arasında. Matlarda zaten yani ciddi bir pigment problemi var sahtesinde. Sequin'de biraz olsun Tati'nin kalitesini yakalamışlar. Renkler çok aynı değil ama farların kremsiliği ve içindeki o hafif metalik ışıltılar aslında bayağı yerinde sahte bir far paletine göre. Metaliklerde de birkaç tane renk neredeyse Tati ile yarışır durumda. Tati'nin bu far paletindeki glitter daha önce hiçbir yerde yapılmamış bir formülasyon olduğu iddia ediliyor ve normalde aşırı simli ve pullu parçalı bir far sürdüğünüzde muhakkak dökülür ve asla gözünüze yapışmaz. Yani swatch'ta da görüyorsunuz zaten. Hakikaten tene tutunan bir simli yapısı var farların. Yani sahtesine baktığımızda bayağı gitmiş adam kırtasiyeden. Hani böyle eskiden küçük pul simler satılırdı. Onu böyle uhu dökerdiniz. Üstüne o simi döküp böyle sallayıp fazlasını kartonların üstüne yazılar yazardınız. En azından ben yazıyordum. Çok sade giyinen ve böyle ışıltılı makyaj yapmayan biriyim ama küçüklüğümden beri böyle simli şeylere ekstra bir ilgim var. Sahte far paletini swatchlarken de böyle o eski yapışmayan simler geldi aklıma. Herifler resmen kırtasiyeden alıp bunun içine doldurmuş gibi. Nasıl bir makyaj yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama niyetim şunlardan herhangi birinden bir tane kullanmak. Her bir formülden bir farı denemek istiyorum. Kameraları değiştiriyorum. Bununla zoom yapmam lazım. Ana kamerayı telefon yapacağım. Yani umarım kötü çekmez. Gerçi 4K çekiyor. Hani bundan daha iyi çekiyor aslında. Önce sahtesiyle mi başlasam, gerçeğiyle mi başlasam? Önce gerçeğiyle başlayayım ya. 3 dakika falan düşündüm ve sahtesiyle başlamaya karar verdim. Sağ gözüme sahte far paletiyle başlıyoruz o zaman. İki kameradayız. Merhaba. Şimdi öncelikle bu gözümle başlayacağız. Bu gözümde sahte far paleti olacak. Bu gözümde gerçek far paleti olacak. Nasıl bir makyaj olacağını gerçekten bilmiyorum ama başlayalım bakalım. Az önce yanlışlıkla buraya birazcık gerçek far paletiyle başladım. Sonra sildim hemen gözümü. Ora rengini kullanmıştım. Sahte far paletinden ora rengini alıyorum yine. Şu rengi alacağım şimdi. Crease bölgemi hafif bir ne diyorsunuz Zeynep? Şurayı şöyle hafif bir renklendirmek amacıyla şöyle geçiyorum. Yine gündelik makyajıma doğru gidiyor bu yani. Ben her gün zaten böyle bir makyaj yapıyorum. Biraz şu simlerden falan sürüp sapıtmak istiyorum ama biraz da şuraya bakarak süreyim. Şimdi iki mat oldu. Bir tane Sequin'den alalım. Sequin'den ne alabiliriz? Şu turuncuyu bir denemek istiyorum ya. Sequin'den Ritual rengini alacağım. Bunun böyle içindeki simler altın parçalı ve güzel gözüküyor. Biraz tozutuyorlar bu arada yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle şuraya minik minik. Wow. Bu neçe bir pigmentasyondur ya. Çok iyi. Evet tabii bu yayılacak. Böyle düşünmeyin bunu. Tabii şimdi sahte far paleti olduğu için far paletinde simler gözükürken gözünüzü uyguladığınızda asla gözükmüyor. Şöyle parmağımızla alıp deneyelim. Genellikle böyle renklerde bu işe yarar çünkü. Bir nebze sim geldi gibi ama yani hani çok da bir fark yarattı mı? Hayır, yaratmadı. Metaliklerden hangisini kullansam? Story rengini kullanacağım. Şöyle göstereyim. Şundan açma sapan bir makyaja doğru gidiyor bu. Şu an hiçbir şeye benzemedi bu makyaj. Sequin'den Soot'la yayalım. Daha önce şunu kullanmıştım. Şimdi şunu kullanacağım. Şundan alıyorum birazcık. Öf ne tozuttu. Şu an aşırı gündelik ve soft bir makyaj oluyor. Benim buraya böyle bodoslama bir şeyle girmem lazım. Metallic Memory. Şu
sınıfından alıyorum. Evet, yani gerçekten dünyanın en pigmentsiz metalik siyahı diyebilir miyiz? Şuraya bak, fırçaya gelmiyor bile. Of, inanılmaz derecede de makyajın ağzına sıçtı. Baksanıza nasıl durdu. Asla yayılmıyor. Sahte far paleti almayın. Bu bir kamu spotudur. Yani çünkü renkler dağılmıyor, yayılmıyor. Rengini ver. Gözüm. Gözüm çıktı. Of, Çin'den aldığım yine ne idüğü belirsiz bir far paleti gözüme soktum ya. Daha önce de sokmuştum. Bitti gözüm. Yedinci kez falan fırçamı alıyorum rengi. Ama gri oldu renk yani. Siyah değil şu an. Gördüğünüz gibi. Şurayı tekrar... Daha önce de kullanmıştım şu renkle. Tekrar şuralarımı şöyle bir sıcak bir renge getirmeye çalışıyorum. Diğer gözümü aynı sırada uygulayabilecek miyim? Asla bilmiyorum. Videoyu tekrar izlemem gerekecek muhtemelen. O kadar çok şey yaptım ki şu an hatırlamıyorum. B12 eksikliğim var. Şimdi neyi kullanmak istiyorum biliyor musunuz? Şimdi oranın glitterını kullanacağım. Şu. Yani her yer sim olacak çok yüksek ihtimalle. Wow! Yani evet, parça parça ama en azından bir hareketlilik geldi. Buradan güneye gidiyorum. Çünkü yani bu makyajın başka bir yeri kaldırma ihtimali yok gibi. Ay, gözümün altına bakar mısınız? Nasıl gözümün altı komple sim oldu. Yani bu makyajı biraz daha derinleştirmek adına şu mat siyah renkten alacağım. Çünkü metalik siyahtan hiçbir şekilde renk çıkmadı. Şu makyajı biraz koyutmamız lazım. Heh ya. Güzel, bunu mat siyah en azından diğerine göre çok daha iyi. Yine şu rengi alacağım. Ve şu gözüm... Aaa! Sim tırnakladım ya. Ben neden yapamıyorum? Neden? Neyse, Allah'tan çakma far paleti. Şuraya bak, ellerim, kollarım, her yerim sim oldu. Battı burası. Neyse, devam ke. Şurayı biraz yumuşatmamız lazım. Bu böyle olmaz. Şöyle yuvarlak yuvarlak girişiyorum şu siyahın ucuna. Bu arada yani sim bütün suratımda şu an. Şakasız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir farklılık olsun makyajda. Gözümün altına başka bir renk uygulayayım. O da şu morlardan olsun istiyorum. Şu iki rengi karıştıracağım. Gözümün altına geçeceğim. Niki tutorial'a döndük iyice saçma sapan. Böyle bir tozutma şekli yok bu arada. Bunlar bayağı güzel renk verdi ama biraz fazla da renk verdiler gibi. Şunu şöyle biraz yayalım. Şurayı da şöyle geçelim. Şimdi bu yukarıya bu altla üstün saçma uyumsuzluğunu gidermek amaçlı. Böyle simlerin olduğu yere hafif bir şu renklerden yine alttaki hareketi gördünüz mü? Pro bir YouTube izleyicisiyim. Böyle makyajın dibine geçiyorum. Yetmiyor. Bir de çok azıcık şu gözün dışına da şu kızıl tondan geçiyorum. Şimdi göz altını biraz silmek zorunda kaldım o simlerden arınmak amaçlı. Şöyle şurayı da biraz sildim. Böyle şurayı da makyaj temizleme mendiliyle sildim. Şimdi burayı tekrar dolduracağız. Önce bir göz altımı tekrardan kapatıcıyla kapatmam lazım. Diğer tarafla en azından eşit olsun diye. Yani o sim ağzımıza sıçtı gerçekten. Böyle hemen 2 dakikada yalandan göz altlarımızı kapattık. Şimdi şu keskin kısmı birazcık tabii yumuşatmamız gerekecek sildikten sonra. Şuraya şöyle minik minik yayıyorum. Şu katlanma yerine biraz daha mat siyahtan sürüyorum. Orası biraz eksik kaldı gibi geldi. Heh. Böyle gözümün içine birazcık siyah göz kalemi sürdüm. Ve yine gözümün altına sürdüğüm renkleri altından geçiyorum. Gözlerim falan kızardı bu arada. İmdat. Makyaj YouTuber'lığı zor işmiş gerçekten. Yani en azından bir makyaj düşün. Onu uyguladı değil mi Zeynep? Şurada yaptığım makyaja bak. Maskarayla adam olacak gibi hissediyorum ve düşünüyorum. Bu arada farlar... Bayağı kötü ya. Yani çocuk makyaj yapmış gibi gözüküyor şu an. Ben bir de bu aynı makyajı öbür gözüme nasıl yapacağım ya? Sahte far paletiyle yaptığım göz makyajının son hali böyle. Parça parça bütün farlar. Asla yayılmadılar. Şimdi sahte far paletiyle böyle bir şey yaptım ama neyi ne zaman kullandığımı komple unuttum. Şimdi baştan buraya başlayacağız. Bu sefer gerçek orijinal Tati Beauty far paletiyle yapacağız. Aşırı merak ediyorum ne yapacağımı.
şunu şunu bir çöpe atalım önce falan diyormuşum. Yok, çöpe atmayacağım da. Şimdi gözümdeki renklere baka baka gerçek Tati Beauty far paletiyle sol gözüme makyaja başlıyorum. Onun için tabii önce bu kamerayı şuraya alıyorum. İlk rengi hatırlıyorum. İlk renk oraydı. Bu Amerikalı YouTuber dramalarını takip ediyor musunuz bilmiyorum da ben yaklaşık herhalde 1,5 senedir falan böyle aralıksız takip ediyorum. Ruh hastası gibi. Yani o kadar garip, o kadar saçma şeyler var ki. Ne zaman ülkemize gelecek bu YouTuber dramamız çok merak ediyorum. Çünkü yani Berkcan Güven, Enes Batur atışması değil benim beklediğim YouTuber draması. Bayağı böyle cazgır bir YouTuber draması bekliyorum ama gelmedi ilginç bir şekilde. Ya bak nasıl güzel dağıldı kurban olduğumun. Gerçek paletinin rengine bakar mısınız? Mis gibi dağıldı. Öbüründe burada parça parça kalmıştı. Şöyle iyice yayalım. Suud'la devam ettiğimi hatırlıyorum. Şu rengi alıyorum. Şunu iki pıt pıtlıyoruz. Oha. Şurayı şöyle. Wow. Wow. Pigment be. Vallahi özlediğimiz dakikalar, özlediğimiz anlar bunlar. Bu arada aynası gerçekten o kadar güzel ki. Bunu almıştım. Bunu almıştım. Ritual. Heh. Vallahi hatırlıyorum ha. Şimdi şu rengi alıyorum. Bir dakika lan bu renk miydi? Evet bu renkti. Bu rengi alıyorum ve şuraya biraz... Oha. Oha. Pigmentasyon reis. Şuraya bakar mısınız? Heh ya. Heh. İşte bu ya. Güzel dağılan, güzel renk veren, hafif ışıltılı renkler. Şimdiden bile sağ taraftaki çabamla şuradaki çabasızlığımı görüyorsunuzdur herhalde. Güzel far paletiymiş kardeşim, tebrik ederim. Memory'nin şu sequin'de metalini biraz karıştırıp, onu çok karıştırmak istemiyorum çünkü bunun belli ki pigmentasyonu bomba. Wow, wow. Yemin ederim iki kere şöyle pıt pıt yaptım far paletine ve pigmente bakar mısınız? Tabii bu kadar pigment de şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Kontrolü zorlaştırıyor. Ben bu siyah mesela etrafa yayıp da sıçabilirim. O yüzden biraz dikkatli yapmak lazım. Bu arada Jaclyn Hill'i biliyor musunuz bilmiyorum da Amerika'nın son bir yıldır sürekli olarak sıçan tek YouTuber'ı. Kadının yaptığı her launch'ta bir sıkıntı çıktı. İşte rujlarında kıl çıktı, far paletleri kötü çıktı falan. O kadının bugüne kadarki tek başarısı olan Jaclyn Hill Morphe paleti var bende birincisi. Çok başarılı bir far paleti. Yani yurt dışından, Amerika'dan, İngiltere'den her neyse bir akrabanız, eşiniz, dostunuz gelirse Jaclyn Hill Morphe'nin birinci far paletini muhakkak aldırın. Hem içindeki renkler çok kullanışlı ve eşinizi görür hem de kalitesi fiyatına göre çok iyi. Yani bir tek o far paletini alsanız bütün ömrünüzü geçirebilirsiniz. Bence bu da böyle bir far paleti bu arada. Şu simmileri boş verin. İşte smokey eye yaparsınız, günlük kahve tonlarında makyaj yaparsınız, böyle hafif mora pembeye kaçan bir makyaj yaparsınız. Çok güzel gününüzü çok güzel kurtarır sizi. Şimdi şu siyahı yaymamız gerekecek. Onun ben de farkındayım ama biraz şöyle yukarı doğru taşırıyorum. Ne sürmüştük burada? Ha şu siyahı tekrar Suud'la şu crease'e sürdüğüm aynı rengi alarak şöyle yayıyorum. Bakalım nasıl yayılacak. Biraz daha küçük bir fırça daha mantıklı olacak burası için. Ha bu makyaj işinin de önü elele. Makyaj işinin en önemli kısmı gerçekten sabır ve şu blending olayı. Yani şu iki rengi birbirine karıştırırken gerçekten sabırla yapmanız lazım. Bu Niki Tutorials manyağı. Yani videolarda hızlandırmasını izliyorum ya da böyle baştan sona süreyi az buçuk tahmin ediyorum. Kadın 20 dakika falan bir gözünün şurasını şöyle yuvarlak yuvarlak yapa yapa yapa. Ya eritiyor resmen o iki rengi birbirine. Ama benim bu kadar sabrım yok. Tabii şimdi çok fazla yaydığım için burada da renk gitti. Yani burada fara bok atmıyorum. Birazcık daha şöyle biraz da matını alıyorum. Şu tam köşeye birazcık daha yoğunluk veriyorum. Oranın glitter'ını alacağım şuradaki. Şöyle alıyorum. Oha aradaki farka bakar mısınız? Daha bitirmedim sürmeyi bu arada. Bakın ne kadar az döküldü ve bu gözümün altını görmüştünüz. Şöyle gözümü kapatayım bir de böyle bakın. Arada inanılmaz bir fark var ya. Şöyle şu kadarcık bir falloutumuz var. Şu sağ tarafımın her yeri sim hala bu arada. Ve bu peçeteden de simler bulaşmaya devam ediyor tüm hızıyla. Bakın farkındaysanız böyle aşırı parça parça durmuyor. Çünkü kadın biraz kremsi bir formül getirmiş hakikaten glitter'a. Yani nasıl yaptı bunu bilmiyorum ama. Şimdi biraz daha mat siyah. Şu simle şunu birleştirelim. Şu iki rengi alacağım. Şöyle yapıyorum azıcık. Şimdi diplere uyguluyorum çünkü diğerinde de uygulamıştık. Gözümün altına uyguluyorum. Yine bu iki rengi. Diğer gözümde yaptığım gibi
Şurayı yine alacağım. Ve genelde makyaj yaptığımda gözüme hep bunu yapıyorum. Şurayı şöyle bir keskinleştirip ondan sonra orayı tekrar bir dağıtıyorum. Çünkü gözüm düşük kalıyor gibi hissediyorum. Şurayı şöyle hafif dağıtacağım. Şimdi son olarak maskarayı uyguluyorum. Şimdi şu suratımdaki simlerden biraz kurtulup yüz makyajımı biraz daha düzenleyeceğim. Kafama göre bir makyaj yapmıyor. Bir geceye bir evente gitmek için bence iyi bir makyaj. Ben beğendim. Yani tabii ki bu tarafı çok beğendim. Çünkü buranın simleri sahte olanın simlerine kıyasla çok daha renkli, çok daha kremsi ve çok daha birleşik duruyor. Ve makyajı tamamlıyor gerçekten ama sağ taraftaki sahte far paletindeki sim çok çok kötüydü. Suratımın yarısını sim yaptı. Ama zaten sahte bir far paletinden ne bekliyoruz ki? En azından renk veriyor. Ki var bu tarafla 5 dakika uğraştıysam bu tarafla 15 dakika uğraştım. Ama günün sonunda bu da renk verdi. Bu da renk verdi. Sadece birazcık daha uğraştırıcı ve pigmentasyonu düşük. Daha önce de ben sahte far paleti inceledim burada. Siz istemiştiniz, almıştım hatta. Ama şöyle bir şey var. AliExpress'ten tabii ki alınan hiçbir şeyin içeriğini bilemiyoruz. Özellikle makyaj malzemelerinde. O yüzden almamakta fayda var. Eğer bir tanıdığınız varsa yurt dışında bu far paletini kesinlikle öneririm. Bir sonraki videoda umuyorum ki görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum. Bye bye.